Merhabalar, ben Onur. Ben Ceylan. Bugün karavanımızda ufak değişiklikler yapmaya karar verdik. Ne yapacağız? Perde yapacağız karavanımıza. Yani buradaki store perdeler var. Bu store perdeler çok fazla ışık alıyor. Gece uyurken gerçekten sıkıntı yaşıyoruz. Bir de akşamleyin dışarıdan içerisini çok belli ediyor. Bu durumda bizi rahatsız ediyor açıkçası. Çünkü hani akşamleyin yaptığımız şeylerin dışarıdan görünmesi hoş değil. Böyle olunca bizde... Aslında en büyük sebebi de ışık. Işık yani. Uyurken biz evde bilekağıt perdelere alışık olduğumuz için en ufak ışıkta uyuyamıyoruz. Bu yüzden de dekorasyon açısından da daha güzel olacak. Öyle yapalım dedik. Bir yardıma ihtiyacımız vardı. O yüzden bugün kahramanımız var, bizi kurtarıcı. Merhaba. Bugün Onur ve Ceylan'ın karavanına konuk oldum. Onların isteği üzerine bir perde dikimi yapacağız. İnşallah hoşlarına gider. Bir şeyler için uğraşacağım. Bakalım olacak mı? Olur inşallah. Birlikte yani uğraşacağız. Bu arada Sultan'la meslektaşız, aynı okulda çalışıyoruz biz. Sultan bu tarz işlerde çok becerikli. Hatta Sultan'ın bir repliği var. "Ne var kız onu yapmaya?" diyor. O yüzden demesek de az. Hayır öyle diyor yani, şimdi mütevazi davranma. O yüzden biz de dedik ki ama ne var kız onu yapmaya dedik ve terziye yaptırmadık. Sultan'ı bulduk hemen. Sultan'ı getirdik, konuk ettik onu. Şöyle bir şey yaptık. Perdeyi şimdi dışarıdan bir terziye yaptırsaydık veya bir perdeciye yaptırmış olsaydık bu iş çok pahalıya mal olacaktı. Tabii ki imdadımıza Trendyol koştu. Reklam değildir. Kesinlikle reklam değil, parasını verdim arkadaşlar. Ama reklam da alabiliriz yani isterseniz. Gizli reklam yerleştirmiştir. O zaman perdeye gösterelim. Yani Trendyol'da böyle hazır dikilmiş perdeler var. Yani bu şekilde çok daha ucuz olacaktı. Biz karavanımıza göre bunu böyle kesip biteceğiz ve uygun hale getireceğiz. Bu hazır perde dedik ki neden hani böyle daha pahalıya mal olsun? Biz bunu kendimiz yaparız. Ne var onu yapmaya yani? Ne var kız onu yapmaya? Evet. İnşallah. 5 dakikada yapılır, hemen teslim edin. O yüzden hemen şimdi bir ölçü almamız gerekiyor. Burada ben 3 parça aldım. Yeter diye düşünüyorum. Burada 100'e 270. Biraz göz kararı aldın sanki onlara ama inşallah olacak. Ya ama en kötü ya şöyle yaparız diye düşündüm. Aşkım böyle. Çevire yaparız yani. Aynı şekilde uydurabiliriz. En kötü bizim kullanılmayan odada da siyah bilekağıt perdeler var. Evet. Oradan bir daha takviye ederim. Bu arada bunların şöyle bahsedeyim. Işığı %97 galiba. %97 kapatıyormuş. Işık geçirmiyor blackout perdeler ve ısı tasarrufunda da bulunuyormuş. %15 ile 20 arasında da ısı tasarrufu sağlayacak bize inşallah. Onur Bey gelin. Hemen bir ışık geçirgenliğini tespit edeyim. Normalde fenerle tespit ediyoruz. Öyle mi? Şimdi telefonuma feneri açık. Şöyle Ceylan sen geniş yap. Şöyle kapattığımda bakıyorum. Hiç şey görünmüyor. Hiçbir şey gözükmüyor normalde fenerim. Ben bunu bilmiyordum. Çok enteresan. Alırken dedim ya. Aslında biz açık renk istiyorduk. Ama sarı istiyorduk ama. %60 engelliyormuş o. O da %40 gene geçirecekti ışığı yani aslında. Evet, ışık geçiriyor. Bir anlamı kalmayacaktı o zaman da. Açık renkler yerine ben koyu renkleri tercih etmesini söylerdi. Hani siyah da uyuyacağı için siyah bence kötü olmayacak. Yani daha ufak tadilatlar da yapmayı planlıyoruz. Böyle ilerleyen zamanlarda görürsünüz zaten. Şimdilik perdeleri siyah yapalım. Farklı bir şekilde renk katacağımıza inanıyoruz. Farklı şeyler gelecek. Takipte olun. O zaman başlayalım. Hepsi için ölçü alalım. En ve boy ne kadar istiyorsun? Bunu birlikte bakalım yani istersen. Yapalım bence 2 kanat yapalım. Tamam, burası için. Evet, hepsi için yapalım. Şuradan başlayalım bence. Tamam. Hatta ben de not alayım onları. Evet. Kapıdan. Pekala. O zaman biz artık başlayalım kesme biçme işlemine. Tamam. Ölçülerimizi aldık. Şu an sence burada yapabilir misin? Bence onu evde yapalım. Olabilir. Sanki zorlanabilirsin. Yok. Dikiş makinesini getirmekle sıkıntı yaşayabiliriz. Dikişini evde yapmak daha mantıklı. Daha geniş bir alana ihtiyacımız var. Hesaplamalarımızı yapıp keselim. Ondan sonra dikişimizi evde yapacağız. O zaman biz dikişi evde yapmaya gidiyoruz. Onur ne yapıyorsun? Evet, şimdi kornişlerimizi monteliyoruz. Ölçüsünü aldın mı? Şu 3 tanesinde zaten kornişlerimiz vardı hazır. Hı hı. 1, 2, 3 tane daha yerin kornişi. Bir buraya yapacağız. Bir de şu ortaya yapacağız korniş. Bir de buraya. Perdelerimiz de hazır oldu bu arada. Şurada. Nisan'da şarkı söylüyor. Nisan Athena'dan ben mesela diyor. Ne var orada? Çanta. Barbie'nin çantası mı? Evet. Evet. Ama biraz bu bana küçük. O sana küçük. Bana yardım etmen lazım. Tamam. O zaman ben sana yardım edeyim. Sen tutacaksın, ben bir de alacağım. Evet, ilk konuşumuz hazır. Oldu. Perdeyi takalım bakalım. Takalım. Bakalım. Baba, bakalım. Perde siyah perde nasıl olacak? Hadi bakalım nasıl olacak acaba Nisan? Bence bunlar buranın ya. Hadi bakalım deneyelim. Baba dur. Anne şunları bir kaldıralım. Böyle. Boyunu ölçtün mü? Yanlış şey takmayalım. Bence bu budur. Çünkü şey... Şöyle şuraya doğru. Budur diye düşünüyorum. Baba bana bu iki parça değil mi? He, ben tek parça değil düşündüm dedim kısa herhalde ama. İki kanat yaptık doğru. Sadece şeyler kaldı işte o şimdi böyle toplama kısımları onları daha sonra yapacağım. Belki onları şey koltuğun yani ileride koltuğu değiştirirsek koltuğun rengine göre bir şey de yapabilirim bilmiyorum artık. Şimdi koltuğun rengini sizce sarı mı yapalım? Yoksa böyle gri bir tonları mı yapalım? Bu bunun biraz kararsızız o konuda. Bence sarı iyi. Koltuğu sarı halıyı gri mi yapalım yoksa evet. Halıyı sarı koltuğu gri mi yapalım? Ama bir şey diyeceğim. Bence koltuk sarı olursa... Halı böyle... daha çok kirlenir bir de. Ya halının gri olması avantaj geliyor bana. Bilmiyorum. Evet, bir de daha çok içerisinin rengini açacak gibi. Evet. Koltukları yani sarı yaparsak. Birden böyle kontrast oluşturacak gibi sanki koltuğu sarı yaparsak. Evet. Yani sarıdan ziyade böyle hardal sarı gibi olursa... Evet hardal sarısı. Nisan bak. Artık hiç ışık girmeyecek içeri. Evet Nisan artık senin uykuna uyandırmayacak hiçbir şey. Rahat uyuyabiliriz artık böyle. Ne yapabilirim böyle açabilirim. Böyle açabilirim okuldan. Evet. Şöyle bunu da toplayacağım aşkım. Evet sonra onlara. Sonra toplayacağız. Kopça mı diyorlar artık öyle bir şey yapacağız. Evet. Bağlamak için bir aparat. Şimdilik şöyle dursun bu. Evet. Ya da çekeyim mi? Bizim ev gibi oldu burası. Evet burası bizim ev gibi oldu. Bizim evde şey... Aynı perdeler evde de var. Ama anneciğim... Ha onun stoplarını almadınız mı? Şey yapmadık, bulamadık onu stoplarını da kağıt falan sıkıştırdık. Artık beni okudum. Şuraya bir takalım. Hadi oralara da takalım. Nisan ne diyorsun sen? Nisan şarkı söylüyor. Her yeri şu an kapattık. Şu an aslında gündüz. Ama hani size gösterebilmek adına ışığı yaktım. Evet o senin oyun hamurun anneciğim. Işıkları kapat bakayım. Ama daha şey şu ön taraf var. Kapat bakayım. Evet gördüğünüz gibi şu an gündüz aslında. Sadece az bir şey oradan kornişlerin oradan ışık sızıyor ama gündüz için gayet iyi bence. Biliyor musun? Bu nane red. Evet anneciğim o kırmızı red. Evet. Şimdi bir tek orta yer kaldı. Orayı da kapatalım önden görünmesin. Ölçtün mü? Kornişini keseceğiz 39 santim. Tamam. Şurayı açalım önce. Evet bence de aç. Açarken her zaman böyle bu tarafı toplamamız lazım. Evet şimdi. Diğer türlü otomatik kapı açılırken sıkıntı olacak. Çünkü kornişi... Evet kornişi takarken şey şuraya böyle eğimli geliyor. Evet şu an kapıyı da açıyoruz. Oldu işte yani senin korkmanı gerektirecek bir şey olmadı. Orayı aynen. Toplarsak sıkıntı olmayacak yani. Bence de. Sen şimdi kornişi kes orta için. Nerede korniş? Tamam onu da kes. Son bir parça kaldı. İyi bak bir de bana demiştin ki işte internetten aldım falan diye söyleniyordun. Tamammışım. Yapacak mı? Yapacak. Tamam işte. Tabii bunları için şöyle bir şey yapacağım. Hani ilerleyen zamanlarda şöyle evdeki gibi bunları böyle toplayabileceğiz iki kenardan. Şimdilik ben size gösterebilmek adına hepsini kapattım. Normal süreçte böyle olmayacak tabii ki de. Yani biz evde perdelere alışık olduğumuz için dışarıdan ışık gelince uyuyamıyoruz. Tek başına kesebilecek misin? Kesildi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tutmama gerek var mı? Yapar mısın? Zaten nereden tutacağım aşkım? Baksana tek kişi zor giriyor. Peki o beyaz stor perdenin önünden mi yapacaksın, arkasından mı? Neyi? Bu siyah perdeyi. Buradan yapayım diyorum ya. Önüne mi? He. Sen bilirsin. Buraya zaten makine girmez büyük ihtimal. He. Tamam. Uğraştırma beni. İyi tamam. Ya önemli değil, hani olsun da çok şey değil, sadece işte biz uyurken falan böyle ön taraftan görünmesin yeter. Neyse ki elinden böyle işler geliyor. Böyle ufak tefek işler için usta çağırmıyoruz. Allah! Nazar değdirdin mi? Ya ne nazar değdirmesi Allah aşkına? Sen sakarlık yaptın. Şunu tut da tek elimle yapamıyorum. Nasıl tutayım ben? Yine illa böyle beni yardıma çağırdı arkadaş. İlla kadın eli değecek. Evet. Hayır, bir tek buraya elim değmesin demiştim. Şimdi bizim bu ne kadar tuttu maliyet olarak? Evet. Bence çok uyguna mal ettik biz. Şöyle bir şey oldu. Ben bu perdeleri Trendyol'dan aldım ama şöyle, yani hazır ölçülerde satılan perdeler vardı ya, öyle aldım. Çünkü böyle perdeciyi çağırıp böyle uygun bir ölçü aldığında falan çok pahalıya mal oluyor. Eve perde yaptırırken biliyor, hatırlıyorsundur yani. Evet. O yüzden ben dedim ki hazır ölçülü bir şeyler alayım. Sonra arkadaşım da sağ olsun Sultan, biliyorsunuz zaten videonun başında vardı. O da dikiş makinesi vardı ve bu işlerden de anlıyor. O da yaptırdık. Ne kadara aldım? 185 lira perde tuttu. 35 lira da kornişlere verdim. 220 lira bu iş oldu. Yani o kadar. Yani bence şey çok uygun oldu yani. Yaptırsaydık ne kadar yaptırdık? Yani bence yaptırsak... Bin lira tutar mıydı? Yani 1000 lira tutmazdı ama bence 500 lira falan isterdi. Hani perdeci gelecek, ölçü alacak, işte yapacak falan filan. Yani baktığın zaman çok fazla bir kumaş kullanmayacak belki ama hani onu işçilik falan filan derken bence o iki katına bağlayacaktı bize. Yarı yarıya ucuz oldu bize yani. Aynen, yarı yarı gibi bence. Öyle işte yani. Hani bence birazcık bir işlerden anlayınca işler daha kolay oluyor ve daha ucuz oluyor. Hadi şimdi tak bakalım o zaman. Ortanın perdesi buydu. Bir tek o kaldı zaten. O da ince uzun bir şey. Evet öyle. Kapat bakalım. Ondan sonra ışık testi yapacağız. Ne kadar geçiriyor? Bence bu perdeler bayağı kalın ya. Dışarıdan böyle rüzgarın gelmesini, suyun gelmesini de engelleyecektir bir miktar. Zaten alırken demiyor muydu ısı izolasyonu? Evet diye. Yani %15 ısı tasarrufu falan diyordu. Bakalım yani onu deneyip göreceğiz. Hadi bakalım çekil bir şimdi. Göreyim ben. Kapıyı kapatın. Tamam kapat. Şu perdeyi de kapatalım. Şöyle. Bence ışığı kapat verelim. Şöyle kapatalım. Evet şu an her yeri kapattık. Evet böyle. Kapat. Oo bence çok başarılı. Dediğim gibi bir tek sunroofumuz kaldı. Evet. Bir tek buradan ışık alıyor. Yani burada kapalı olsa. Neyse ya o kadar da gökyüzüne bakalım bence. Nisan niye göremiyorsun? Nisan göremiyorum diyor. Amacımız o zaten. Nisan göremeyelim diye yapıyoruz. Açalım mı oradan? Al yaktım, buradan ışık yaktım. Bunu göremiyorum. Tamam hadi o zaman açalım ışıkları. Aç babası ışığı. Nisan eğer göremiyorsan o zaman başarılı olmuş demektir bu perdeler. Değil mi? Evet. Oh bitti. Bitti. Ne yapayım? Ha, masayı biz kaldırmıştık. Biraz önce ben temizlik yaptım burada. Evet masamızı koyacağız. Masayı koyalım. Bir de dedik şey perdeleri takarken, kornişleri çakarken rahatça çalışalım diye masayı kaldırdık. Videoyu kapatalım o zaman. Beğendiniz mi acaba? Nasıl oldu? Yorumlara yazın. Yani aynen, şu an iç karartıcı olduğu gibi düşünebilirsiniz ama evet, bunu sadece gece uyurken kapatacağız. Onun dışında yine beyaz perdeler duracak. Şu şekilde. Gündüz yine beyaz bir şekilde duracak. Aslında şöyle olacak. Aynen öyle. Ben onları birleştireceğim. Aynen öyle. Ya aslında bile yapabiliriz. Koltuğun rengini sarı yapalım dedik ya. Böyle sarı bağlama noktaları bile yapabiliriz. Efendim? Dokunsana onun babama. Dokunayım. Dokundum. Bence iyi oldu. En azından akşamleyin böyle ışık yaktığımızda dışarıdan hiç kimse bizi göremez. Hani gölgeyi bile göremez. Bu anlamda çok başarılı olacak bu. Bence de. Öyle bakalım. İlerleyen günlerde göreceğiz. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Nisan, bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.